Bir normalleşmedir, yumuşamadır, konuşup duruluyordu, tartışılıyordu hep. Hemen hemen bütün televizyon programlarında bunun üstünde duruluyordu. Yumuşadık, normalleştik, oluyor, gidiyor. Şimdi yani huylu huyumdan vazgeçmiyor. Bu izlenen bir politikaydı. Hükümet, başta Erdoğan, kayyuma dayalı bir politikayı izlemekteydi zaten. Kürtleri dışlamıştı. Kürtler bizden değildir diyordu. Aynı eski politikayı uygulamaya başladı. İlk önce Van'la denediler. Kayyum değildi o, seçilemez diyorlardı. Daha seçilmeden mazbatasını geri almaya çalıştılar. Ama bu sefer 10 sene mi, 14 sene mi önceki bir davadan dolayı Hakkari Belediye Başkanı'nı tutukladılar bile. Yerine üstelik kayyum atadılar, vali, eski kayyum. Halbuki belediye meclisinden bir başkası da seçilebilirdi. Eğer suçluysa, eğer böyle bir suç varsa. Halbuki suç falan da yok ortada. Şimdi bunun büyük ihtimalle devam edeceği, süreceği anlaşılıyor. Ama şans nereye çarpacak bunu göreceğiz hep beraber. Ama Erdoğan'ın, AKP-MHP hükümetinin, artık bunu rahatça söyleyebiliriz. Bir AKP-MHP hükümetiyle yüz yüzeyiz. Bu politikayı sürdüreceğini, demokratikleşmeyle en yakından uzaktan hiçbir ilişkisi olmadığını ve kayyum politikasında ısrar edeceğini, kazanamadığı yerlerde kendi egemenliğini bu yolla kurmaya çalışacağını ve muhtemelen sıranın eğer şimdi uygun karşılık vermezse, bir tutum almazsa CHP'li belediyelere de geleceğini söyleyebiliriz. CHP'li belediyelerden de en uygun olanından başlayacaklardır ama muhtemelen hedef Erdoğan'ın muhtemel rakibi olan İmamoğlu'na gelecektir. Bunları hep beklemeliyiz. Yani şunu söylemek istiyorum, bu normalleşmeydi, yumuşamaydı, bunların laftan öteye hiçbir anlamı yoktur. Erdoğan bildiğimiz Erdoğan'dır ve sadece devrilmesi için mücadele etmek şarttır. Milyarlarca lira borçla hep devrettiler. AKP tam bir batakçıdır, müflis tüccardır. Ama yani bunlar daha arka planda kalıyor bence şimdi artık. Siyaseten son derece saldırgan ve gerici bir pozisyondadır. Asıl buradan gardımızı almalıyız. Yani ekonomik durum hepimizin malumu. Buradan işçilere, emekçilere, herkese, emekliler, herkes dahil olmak üzere ciddi bir saldırı vardır ve şimdi önümüzde işsizlik geliyor. Bu patlayacak. Bütün bunlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hem ekonomik hem siyasal saldırganlığına karşı tek vücut bir cephe örülemezse AKP-MHP saldırganlığı karşısında durumu iyi değildir. Şimdiden en azından Özel'in söyledikleri yaklaşımları çok kötü görünmüyor. Ama burada bir yumuşama, burada bir geri çekilme CHP'nin de ocağına incir ağacı diker. Hep birlikte göreceğiz. Sorun AKP-MHP hükümetiyle ve böyle bir saldırganlıkla mücadele sorunudur.